dün akşam Acun Ilıcalı TV8'in reklam gelirini bağışladığı bir gece düzenledi. Tek Yürek adlı bir kampanyayla. 51 milyon topladı. O 51 milyonu gidip orada elden dağıtmayacak. Gidecek devlete verecek. Zaten AFAD'ın SMS numaralarını evet. verdiler abi. Oraya bağış istedi direkt. Kendisi toplamadı bile aslında. Yani kendisi topladı ama parayı AFAD'ın hesabına zaten Acun abi çok yani, yatırttılar. Ötekisi şudur. Paralel devlet oluyor. Anlatabildim mi? Yani bu paralel devleti Türkiye'de bir FETÖ'cüler kurdu. Bir de PKK belediyeyi ele geçirdiği illerde kurdu. Gidin oralarda araştırın nasıl paralel devlet olduğunu, devlete rağmen aynı hizmetlerin nasıl el altından verildiğini. Tek devletimiz var. Bir de arkadaşlar AFAD yapacak ki neden bireysel yapılamaz bu yardımlar? Herkes aynı eşit şekilde faydalansın. Biri üşürken birinin açıkta kalmasını, ben bireysel gittim, görüyorum bu paylaşımlar. İki kişiye çadır, sen onu AFAD'a yapacaksın. Orada iki kişiye verip diğerlerinin açıkta kalması düşünülebilir mi? Yani çok daha büyük bakmak lazım resme. Dünkü programda abi Hadise 100.000 TL bağışladı. Acun Alıcan'ın programına. Murat Boz 100.000 TL bağışladı. Sibel Can yine mesaj attı, 100.000 TL de benden dedi. Seda Sayan 100.000 TL bağışladı. Bakıyorum Mustafa Ceceli 50.000 TL bağışladı. Nusret bugünkü tüm gelirini bağışlayacağını açıkladı. Onun programında bilmiyorum ama haberi görünce onun programındadır diye haberlerden onu yok, da gördüm değil mi? Yok, programından bağımsız. Ha öyle mi? Tamam. Ondan önce açıkladım. O da bugünkü tüm gelirini o zaman bağışlayacak. Diğer saydığım aslında Acun Hoca'da çalışan bütün ünlüler diyebilirim. Ekran yüzleri de. Murat Boz 50.000 lira galiba. 50.000 mi? Ceceli 50.000, gerisi 100.000. Haberlerden aldım ben. Yazanların yalancısıyım. Vallahi ben de paylaşımlardan gördüm. Öyle mi? Önde bir fotoğraf Murat Boz 50.000 diye yani az bağışladı diye. Ceceli 50.000 bende de. Bir daha kontrol ederiz. Geri kalan Sibel Can, Hadise, Murat Boz, Seda Sayan. Bir başka yardımda da karşımıza çıktı. Satır arasında öğrendim. Nereden öğrendim? Gece oldu bu deprem. Elazığ depremi. Sabah 7'de 7 ya da 8'de şeyin paylaşımını gördüm. Demet Akalın'ın. Verseniz o çuvallı paylaşımı evet, mı gördün? Evet abi? Evet. Bir sürü çuvallar böyle. Ben kamyonetimi tuttum. Üsküdar Belediyesi'nin tırına teslim ediliyor. Uyuyan dostların canı sağ olsun. Evet. Lafını sokmadan ben olur mu? Ben merak ettim. Dedim ki ya bu sabahleyin kalktı bu tır. Hangi ara sen bu botları nereden buldun? Mesaj attım. Aldığım yanıt şu. Bu bot ve mont şirketlerinin sahiplerini Amerika'dalarmış. Amerika'dan buldum diyor. Sabah 6'da dükkanı açtırdım. Yetiştirdim. Sonra benden Mustafa Ceceli de o şirketin numarasını istedi. Bu şirketin sahibiyle konuştun mu? Sen vermiştin numarasını. İki numara verdin abi. Birisi kapalıydı. Diğeri hı. ne de arayacağım demiş. Herhalde diğer yani iki birbirinden bağımsız firma. Ya, ayrı firmalar. Aynen öyle. Yani bot firması ayrı, mont firması ayrı. Konuşabildiğim telefon açık olan kişi yok hayır öyle değilmiş. Adı beyefendinin söylediği biz bot mont hepsini çıkarıyoruz. Sabancı gibi büyük gruplar da gönderiyor dedi. He. Çok yoğun bir sevkiyat var dedi Zafer Bey. Ben de dedim siz mont diğeri ayakkabı olmuş olabilir mi? Yok dedi biz hepsini hazırlayabiliyoruz. Evet. Hatta bazı detaylar var. Önemli değil. Başka ünlüleri de sordum ben. Geçen hafta bizden sadece Atasay ve Ev Yap firması Elazığ için ürün yaptırdı dedi. Atasay ve Ev Yap'ı söyledi. Diğer beyefendiye de ulaşamadım. Ya Mustafa Ceceli de anladığım kadarıyla telefonun aldığına göre o kanaldan da evet. bir şeyler gönderdi. Tarkan 100.000 lira bağış yaptı bildiğim AFAD'a, kadarıyla. Şahan Gökbakar da birçok kıyafet özellikle eşi hazırlamış paketleri öyle paylaşımlar yaptı. Ben bir paylaşım gördüm ama yani yalan söylemeye ihtimali sıfır bir insan. O da Cem Yılmaz'ın, yani Cem Yılmaz'ı bu kadar eleştiriyorsunuz.
Hasan Kaçan'ın. Hasan Kaçan ama ben biliyorum Cem Yılmaz'ın ciddi bir bağış yaptığına diye. Ben açıkçası ben Hasan Kaçan'ın yalan konuşacağına ihtimal vermiyorum. Neden konuşsun bir de? Evet. Neden konuşsun yani? Hani bir... Yani yapılan haksızlık içine sinmediği için şimdi gizli ya da aleni kim ne bağış yapmışsa Allah razı olsun. Allah tuttuklarını altın etsin. Ama bir şey de söyleyeyim, dikkat çekeyim. Yani Türkiye'nin Afrin operasyonu, Türkiye'nin Suriye operasyonu, Türkiye'nin Libya operasyonu, Libya asker göndermesi, Türkiye'nin Barış Pınarı harekatına ya düşünce olarak savaşa karşı çıkan bir kafanın bir paylaşım yapmamasını anlarım ünlülerden. Ama ya bir deprem olmuş, insanımız ölmüş. Ya bir taziye mesajı paylaşmayı çok gören ünlüler de var. Yazıklar olsun onlara. Yani isimlerini tek tek söylememe gerek yok. Burada hassasiyet gösterenleri söyledik. Yani bir Elazığ iştekiyle bir geçmiş olsun, başın sağ olsun paylaşımını yapmayanlara da yazıklar olsun. Bu ülkenin ekmeğini, suyunu ekmeğini yiyip, suyunu içip, havasını teneffüs edip vatandaşıyla aynı duyguları yaşamayanlara yazıklar olsun. Ne geliyor biliyor musun aklıma abi? Bir ünlümüz Alaska diye paylaşım yapmıştı. Alaska sarsılmıştı. Bir iki tane bile ölü yoktu. Alaska yazıp böyle koymuştu yani. Evet. Alaska kadar değeri yok demek ki. Mesela o... Yani ama şey şöyle var bir de Ali abi. Paylaşım hani yapmaması şey yapmadı anlamına gelmez ki. Mesela ben de bazen bir şey oluyor. Paylaşım yapmıyorum. Ama çok üzülüyorum. Yani içim yiyor. Yani bu paylaşım yapmak çok önemli bir şey. Sen yapmadın galiba. Hemen kontrol yaptım ediyorum. Ya, yaptım. Hemen bakıyorum. Yaptım da. Yani ben zaten bu tür konularda çok hassasım. Zaten her şeye çok üzülüyorum. Yanımda bir hasta birini gördüğüm zaman üzüntüden ağlıyorum. Ama bir geçmiş olsun demek gerekmez mi Yasa? İnsanın içinden bir şey paylaşmak bile gelmiyor gerçekten. Yani mesela. Gelmiyor tabii ya. Olmuyor. Bir şey yapasın gelmiyor. Ya kusura moralin, bakma da 40'a yakın insanın öldüğü ülkede evet bir başsağlığı mesajı yayınlamayan bir sanatçının elinde şampanya kadehiyle o zaman o kusura bakma da yani o ayrı. Fotoğraf paylaşıp arkadaşının doğum gününü kutlaması. O ayrı. Yani kusura bakma. Böyle şey yapan o ayrı kusura da. Kusura bakma yani. Evet paylaşım yapmaması demek onu hissetmedi demek değil. Bu duyguları ben de bunu içselleştiriyorum, hissediyorum diye manevi destek anlamında anladım. Bir paylaşımdan bahsediyorum. Yani asker göndermesine savaşa karşı olduğun için prensip olarak paylaşmak içine sinmeyebilir. Buna hiçbir itirazım olmaz. Yani sanatçı savaşa karşıdır. Olması gerekir. Buna hiçbir itirazım yok. Ama ortada bir toplumsal afet var. Getirdi arkadaşlarım. İşte bu. Ben buna ne diyeyim şimdi? İki ünlü var böyle çok eleştirilen. Bunlardan bir tanesi Sıla. Arkadaşının doğum gününü paylaştı böyle. Hem de böyle bir zamanda. Bari içmeyeydin. Zaten ortalık yıkıldı. Yani yorumlar bu nasıl bir vurdum duymazlık, nasıl bir rahatlık. Biz günlerdir uyuyamıyoruz felaketler. Yazıklar olsun biraz saygı. İnsanlar hiç yanarken böyle paylaşım yapmanız gerçekten hiç iyi olmamış Sıla. Gibi en okunabilecek paylaşımlar. Bir kişi daha var. Depremden sonra kendi fotoğrafını paylaşan Buse Varol var. Onu gördün mü Ali abi? Yok görmedim. Takip etmediğim için. O da depremin ardından kendine ait bir fotoğrafı yükledi. Ona da ya insanlar ölüyor, kahroluyor, herkesin içi kan ağlıyor. Nasıl bu paylaşımı yaparsın gibi yorumlar yağınca 25 dakika sonra o paylaşımı silmiş. Ama tabii ki fotoğrafta bu. Hemen yanda da zaten yani o andan çekilen bir şey. O an bile doluyorum var. İnsanlar enkaz altında kurtarılmayı beklerken çok önemli mi şu an senin şu fotoğrafın falan gibi. Ama neyse o yani kaldırdı en azından resmini. Neyse Allah şaşırtmasın hiç kimseyi. Bu paylaşım yapmaları onların kötü insan olduğu anlamına gelmez.
bazen insanların düşünemeyebilirsin. Yani şey tarafı ne derler ona? Yani akıl tutulmaz. Evet. Evet, o geçelim. Bu kadar büyük bir felaket olduğunu da anlamayabilirler. Ben de fotoğraf paylaşmışım. Ben ne dedim acaba öyle düşünün? Sana geldi mi kötü yorum? Yok. Gündelik doğru söyle. Yok. Yorumlara açık mısın sen? Yorumların hepsini okumuyorum ki. Okumuyor musun? Yani hepsine bakmıyorum. Soracaktım. Ben senin gündelik bir fotoğrafını gördüm yani ve soracaktım sana ama. Altına yorum geldi mi diye. Ya kötü bir yorum bakmadım. Bakmadın mı? Yani. Ya bakmayınca kötü mü? Ya kimse benim içimi bilemez ki ya. Uf. Hayır düşün. Ben Afat'ı buraya bağış yapın. Afat'a bağış yapın diye paylaştım, hakaret yedim. Hani normal bir insanın gündelik bir şey paylaşıp hakaret yememesi çok zor. Kızılay yazın. 68 kaç şey 38'e gönderin. 68 38 miydi? Günden beri yolluyorum. Mesajımı yolladım. Vazifemi yaptım diyorsun. 28 68. Bir de bir şey daha soracağım bu partta. Hemen toparlayacağım. Kimi ünlüler konserlerini iptal etti. Kimler evet. olduğunu söyleyebilirim. Bence etmesin. Konseri yapsın. Aldığı parayı bağışlasın. Kimisi bağış yaptı. Kimisi de dedi ki konserime gelirken ne getirebiliyorsanız battaniye oraya gönderilebilecek getirin. Ben ulaştıracağım dedi. Ya şimdi bak paranın listeden, bir bölümünü bağışlasın. Hemen onları söyleyeyim. Değil mi Ali abi? Evet. Yardım toplayanlar, konserlerini iptal etmeyip evet. hadi getirin diyenler Zülfü Livaneli, Beşiktaş Kültür Merkezi, Emre Altun paylaşımından görmüştüm. Yalın bir video çekti, onu ayrıca verelim isterim. İpek Acar konserini ben iptal etti. Ben kendimi katılacaktım. Haluk Levent konserini o an konserdeydi, iptal etti. Manga konserinin gelirini bağışladı. Söyleyemediklerimin affına sığınıyorum. Yani bir çırpıda hemen söyleyebileceklerim. Bu gibi bir örnekler var. Evet. Hangisi doğruydu bilmiyorum. Yalın'ın videosunu yayınlayabilir miyiz arkadaşlar? O da konserine yardım çağrısı yapıyor. Neden bunun altını çiziyorum? Demet Akalın tam ters bir yorum yaptı ona. Magazin noterimiz olarak Ali abiye ve Sabri'ye sana soralım. Doğru mu yapıyorlar, yanlış mı yapıyorlar, kiminki doğru, kiminki yanlış diye. Bakın Yalın ne diyor mesela, örnek. Konserine nasıl yardım istiyor? Biraz uzatıyoruz, tamam. Yalın diyor ki, biz konserimizi iptal etmeyeceğiz. Hadi siz de kışlık ne getirebiliyorsanız getirin, biz deprem bölgesine ulaştıracağız. Demet Akalın'ın Yalın'a bir yorumu var. O da diyor ki, keşke konser gelirini bağışlasaydı, ne diye insanlardan yardım istiyorsun? Şimdi basketçi Cedi Osman da bir paylaşım yapmış şeyden önce. Maçtan önce. Maçtan önce demiş ki attığım her basket için bağış yapacağım. 25 sayı atmış galiba. 25 sayının karşılığında şu kadar para diye paylaşım yapmış. Abi 2500'e 10 bin dolar bağışlıyoruz. Arda Duran 100 bin TL bağışlayarak destek vermiş ona. Bu arada toplanan para da 385 bin TL olmuş. Ya bir yorumlar var. İşte vay efendim Cristiano Ronaldo şu kadar bağış yaptı Filistin'e tek kalemde. Sen 2500 dolar veriyorsun da bunu para mı sayıyorsun? Gibi ben anlamadım. Burak Yılmaz futbolcularla birlikte 300 bin lira bağış yapmış. Yani kim ne bağış yaparsa gönlünce Allah razı olsun. Yani ister konser gelirini bağışlasın, ister konsere gelenlere bir şeyler getirin desin. Her birinin iyi niyetli çabalar olduğunu düşünüyorum. Yani bu iyi niyetli çabaları da eleştirirsek insanları yardımseverlikten lanet olsun diye balık koyarız. Yani ya keşke şunu yapsaydın gayet tabii ki yapıcı bir eleştiridir. Bu ne kardeşim? Şunu yapsan yıkıcı bir eleştiridir. Ben yapıcı eleştiriden tarafım. Onun için az ya da çok olmasına değil örnek olmuş olmasına bakın. Evet. Değil mi o zaman? Ha peki. İyi anons ettik. Hadi gelsin madem. Ne anons? Yalın. Değil mi? Herkese merhaba. Yarın çok uzun zamandır beklediğim Zorlu PSM konseri günü. Gelin bu konseri çok daha anlamlı bir hale getirelim. Dün depremden zarar görmüş Elazığlı veya çevre illerdeki yurttaşlarımıza, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize destek olalım.
Ben ve ekibim şimdiden başladık. Kışlık malzeme ihtiyacı olduğunu biliyorum. Battaniye ihtiyacı olduğunu biliyorum. Lütfen siz de yanınızda imkanlar dahilinde bir şeyler getirin. Biz onları toplayacağız. Ve herkese merhaba. Yarın çok uzun zamandır beklediğim zorlu pes. Olarak oradan arkadaşlar ekranda. Yalımcım, milletten yardım isteyeceğine kendin konser gelirini bağışlayıver. Demet Akalın'ın yorumu. Evet, görüştür. Bilemeyiz Yalın'ın o konserden ne kadar para aldığını ve o paraya ihtiyacı olup olmadığını. Ya da bağışlayıp bağışlamadığını da belki açıklamak zorunda bağışlayıp bağışlamadığını. Ama son itibariyle bu bir tercih meselesi. Öyle tercih etmiş. Yani sen Cedi Osman'a şimdi attığın basket karşılığında niye 10 bin dolar değil, 100 bin dolar değil, şu kadar bağış yapmıyorsun da bir o insanı motive edecek bir şey değil. Moralini bozacak bir şey değil bana göre. Ya şey, bazen de şu oluyor. Belki de hani şimdi bir yardım yapıyorsun. Yardım yaptıktan sonra o kadar çok mesaj alıyorsun ki hani yardıma muhtaç olmayan kişi bile senden hani yardım istiyor. Mesela bana çok oluyor. Mesela yardımlarımı artık gizli yapıyorum. Hmm. Bazıları mesela paylaşıyor. Evet, oluyor mesela, yapıyorsun. Yardımını da gizli yapacaksın işte. Bazen öyle hani şeylere bazı paylaşımlar yapıyoruz. Hani insanlara örnek olsun diye, ama hani bazılarını da paylaşmıyorsun. Yani ben paylaşmıyorum. Çünkü yaptığın zaman yardıma ihtiyacın olmayan biri. Telefonumun yarısı yardım mesajı. Açacağım bir vakıf. Safriye Şengül. Dayanışma ve yardımlaşma. Çok haklısın. Yani insanı yani, hemen aşırı zengin. Böyle ne bileyim, böyle saçmayı hazır görüyorlar. Ya bana annemi Umre'ye gönderir misin diye mesaj gelmişti. Ben kendi annemi gönderemedim daha yani, düşünün. Senin anneni nasıl göndereyim? Son model telefon alır mısın? Falan yani. Ki bana hani senin popülaritenin yanında benimki nedir ki? Düşünecek olursan. O yüzden şey, bak bu da başka bir yönü Ali abi. Yusuf Güney'in hakkını yemeyin diyorlar. O da doğru. Yani daha pek çok kişi var. Var. Bağış. İzzet Yıldızhan bağış yapacağını söyledi. Selen Serengil bugün gidiyor. Yusra ve annesine ev tutacağım. Onlar için ne gerekirse yapacağım diye sosyal medyada paylaşımı vardı. 2,5 yaşında Yusra annesiyle çıkartıldı. O anlar. Bir de çocuğun babası annenin ve çocuğun üstüne kapanarak. Ya o beni çok etkiledi ya. Of. Onları kurtarmış. Hangisi? Kız kurban olurum ona. Babası sarılmış da annesiyle çocuğunu kurtarmak için evet. Şey düşmüş. Bunu anlatan da gözyaşlarını tutamadı. Bence bu depremde çok hikaye var. Yani Türk toplumunun çok... nasıl bir homojen bir toplum olduğunu, Azize'nin kurtarılma sırasında Umke'nin doktorunun, neydi kızım, Emine Yıldırım mıydı? O doktorun çabasının Azize'ye Türkçe ve Kürtçe konuşup karşı taraftaki kadını dik tutmak için, diri tutmak için verdiği çaba. Ve şunu gördük ki artık Türkiye'de ciddi ölçüde bir afat var. Çok profesyonelleştiler. Umke mi o, evet, doktorlar, Umke Sağlık Bakanlığı'nın çalış gönüllüleri. Hepsi doktor. Yani belki hemşire de var işlerinde. Sağlık çalışanları. Sağlık çalışanları. Yani çıkana direkt müdahale edebilecek konumda insanlar. Yani Türkiye'nin her yerinden itfaiye kurtarma ekibini gördük. Bu dar günde nasıl birlik beraberlik içinde olduğumuzu görmek ayrıca bir gurur vesilesi. İyi günde de vatandaş olarak biz görevimizi yapalım, devlet de görevini yapsın, sağlam binalar yapalım, sağlam binalarda oturalım. Yani insan kurtarmada uzmanlaşmayalım, insanı göçük altında bırakmayacak binalar üretmekte uzlaşalım. Bugün Selen Serengil oraya gidecek. İlk anda da Yusuf Güney'e gitti, hakkını verelim. Hatta esnaftan battaniyeler aldı, oradaki esnaftan, bir de sitem etti. O videoyu da verelim isterseniz, öyle geçelim. Yeni konumuz olur mu? Yusuf Güney. Videosu da var arkadaşlar. Dilerseniz elinizde varsa. Öncelikle tüm hastalarımıza, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah yakınlarına sabır versin. Şehir Hastanesi'ni ziyarete geldim. Hani derler ya, giden gidiyor, kalan en ağırını yaşıyor, en şiddetlisini yaşıyor. Nacizane sizlerden ricam şu, ne olur gelin
Hastaneleri de ziyaret edin. Yaralılarımıza ziyaret edin. Özellikle çocuk bölümünde çocuklarımız var. Onları ziyaret edin. Deprem zedelerimize, herkese bir nebze de olsun moral olun. Tanıyın, tanımayın. Hiç önemli değil. Gelin ziyaret edin lütfen. Allah sizlerden razı olsun. Daha birkaç gün daha buradayım. Allah nasip ederse birkaç köye de uğrayacağım. Malatya'ya da geleceğim. Ve son olarak ben size şunu söylüyorum. Ne olur bazı arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Rica ediyorum. Yani reklam insanlar... Sen söyle abi. Yani sen. Biz bir vatandaş olarak sen buradayız. Reklam diyen o abilerimiz, ablalarımız, kendi bilmezleri de gelirse seviniriz. Ya. Allah razı olsun Yusuf abimiz de. Estağfurullah. Daha önce biz konserine demek istediğim şu, ne olur bakın. Beni samimiyetinizle dinleyin. Özellikle sizler dinleyin. Bu hala da Allah feden arkadaşlarımıza sesleniyorum. Bakın, milli felaketlerde dayanışma için, birlik beraberlik için, veren eller çoğalsın diye yapılan güzellikler paylaşılır. Ki ben şimdiye kadar yaptığım hiçbir iyiliği paylaşan bir adam olmadım. Hiçbir zaman da paylaşmam. Bir çocuk okutursunuz, bir üniversiteye burs verirsiniz, bir yetim sevindirirsiniz, kimse sizi doyurursunuz, kıyafet alırsınız, evi virane olan bir insanın evini yaparsınız. Bunlar paylaşılmaz. Bunlar gizli yapılır. Allah razı olsun hepinizden tekrar tekrar. Ama milli felaketimiz olduğu zaman, bir deprem olduğu zaman, bir afet olduğu zaman veren eller çoğalması için paylaşılır bunlar. Bunlarda hiçbir sakınca yok. Ama gösteriş olsun diye oturduğumuz yerde evimizden 2-3 tane bir şey paylaşıp da ya bunu şov haline getirmeyin ne olur. Sadece sizlerden ricam, imkanınız varsa atlayın buraya gelin. Çok helal olsun Yusuf Güney. Esnaf satmaya çalışmış. Ona sitemi vardı ama istediği battaniyeleri buldu. Dağıttı insanlara. Seren Serengil'in paylaşımında da beni etkileyen şey şu oldu. Benim bir kızım olmadı ama 2,5 yaşındaki Yüşra beni çok etkiledi. O ve annesi için deprem bölgesine gidiyorum dedi. Bugün orada olacak.